Derhal ekibini topla ve timin başına geç. Ülkemizin üstüne oynanan bu kirli oyunu boz ve bu oyunu oynayanların başına geçir. İstasyonlarda durması lazım. En azından hattaki diğer trenlere yol verilmesi için. Sakın ha, sakın. Trenin hiçbir şekilde durmaması lazım. İşinize bakın arkadaşlar. Serdar, durum nedir? Tren yoluna devam ediyor komutanım. Bombayla ilgili ne biliyoruz? Şivan şerefsizinin söylediklerine göre... Bomba trenin altında. Yolcuların arasında da bir ajanları var komutanım. Treni durdurup yolcuları indirmeye kalkarsak... Bombayı patlatmakla tehdit etti. Dertleri neymiş? Başkanlar istediklerini söylemek için arayacakmış komutanım. Gerçekten bomba olduğunu biliyor muyuz? Ortalığı karıştırmak için bir oyun da olabilir bu. Bunu öğreniriz. Şefim, tren nerede şimdi? Biçer kasabasına 15 kilometre mesafede. Oradaki karakolu arayın. Trenin altının görüntülerini alsınlar. Emredersiniz komutanım. Peki buradaki düzenek hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu eskiliği... Bomba doğruysa tek seçeneğimiz trendeki ajanı bulmak. Ama tren hareket halindeyken... Komutanım, bizim çocuklar Aslı, Doktor, Şahin son anda trene atladılar. O ajanı bulacaklar inşallah. Şivan, devam ediyoruz. Tren durmaya kalkarsa patlatacağım onu. Sakın acıma ha. Bugün var ya, aha bu dağları aşacak o zaman. Tamam Şivan. Kimliğinizi alabilir miyim? Ben kimliğinizi görebilir miyim? Teşekkür ederim. Tabii, buyurun. Bir kimlik alabilir miyim? Hayırdır evladım, sorun ne? Hayır, hayır. Genel bir kontrol. Bir sorun yok. Sizin planı. Alın. Efendim komutan. Durum ne koçum? Hala arıyoruz komutan. Şahin, şüphelendiğiniz kişilerin fotoğraflarını çekip gönderin. Siz müdahale etmeyin. Bitersek de bombayı patlatırsa biteriz. Emredersiniz komutan. Acele edin. Ne kadar zamanımız var bilmiyoruz. Tamam komutan. Kimliğiniz lütfen. Çabuk çabuk, tren geliyor. Tren geliyor, çalıştırın kamera. Kamerayı yerleştirin. Komutanım, telsiz bağlantısını kurdu komutanım. Evet. Buyurun, Cemal telsizde. Konuş. General, tansiyonun nasıl? Bırak ulan malayani etmeyi çakal. Seninle konuşmam general. Beni o her şeye burnunu sokan yüzbaşı eskisini ver. Sesi dışarı ver. Konuş lan şerefsiz, seni dinliyorum. Kötü sıkıştınız bu sefer ha. Trendeki bomba canınızı kötü yakacak ha. Sadedeker, seninle çene çalacak zamanım yok.
Anlamadın mı baş belası? Barış sürecini bitireceğiz. Tam 2 saat kaldı. Bombadaki düzenek 2 saate ayarlı. 2 saat sonra tren bum patlayacak. Ya da hükümet sözünü çıkıp TC'nin barış sürecini bitirdiğini ilan edecek. Devlet teröristlerle pazarlık yapmaz. O halde tren patlayacak general. Medyada bu süreci sızdırdık. Tren patlarsa bunun sorumlusu TC'dir. O trende 500 tane masum insan var. Çoluk var, çocuk var lan şerefsiz. Bak. Bir cahillik yapıp treni durdurmaya, yolcuları indirmeye korkarsanız, trendeki adamım devreye girer. Anında bombayı patlatır ha. Ha. Çoluk çocuk demişken kordonun bebeğini hatırlatır. Oğlum. Oğlum iyi. Onu kendi oğlum gibi büyüteceğim kordon. Lan şerefsiz. Geberteceğim lan seni, geberteceğim. Aa, koyunlara bak. Bunların hepsi ölecek. Bana ne? Ben zaten ölüyorum. Hem de onlar yüzünden. Hey! Hastaneden raporların geldi kız. Kansere yakalanmışsın. Etme başkan. TC'nin doktorları böyle diyor. 3 ay ömür biçmişler sana. Ben hamileyim başkan. Bebeğim. Seni kanser eden TC'nin doktorları. Rapora göre yanlış ilaç vermişler sana. Ölüme mahkum ettiler seni. Bebeğin doğmadan sen ölmüş olacaksın. TC bitirdi kız seni. Hem seni hem doğmamış bebeğini. Onlara öyle bir ders vereceksin ki. Şimdi sen hem kendinin hem doğmadan ölecek bebeğin intikamını alacaksın. Anladın? Yazık kıza be. Kim bilir ne yaptıracaklar zavallıya. Raporun sahte olduğunu duyunca amma çok sevinecek ha. Hop! Az kalsın çarpışıyorduk delikanlı ya. Hadi madem çarpışıyorduk şu kafa kağıdını ver de bir göreyim bakayım. Bir sorun yok ya. Anam lan! Meslektaşmışız la ya. Ben de doktorum ha maşallah. Yok yok önemli bir şey yok, rutin bir iş. Ezma diye birini gördünüz mü? Onu arıyorum da. Ezma mı? O ne biçimsin la öyle? Portekizli mi? Nereli la o? Ama sana bir şey diyeyim. Ezma diye birini görürsen kesinlikle unutma. Hemen de yapıştırırım cevaba. Haydi. Hepsi ölecek. Nine. Nine bu abla terörist mi? Abla sen asker abileri mi öldürüyorsun? Sus bakayım. Ne biçim lafa öyle? Kusura bakma kızım. Şehit çocukları işte. Her şeyi babalarına bağlıyorlar. Sakin olun. Çantaları kontrol edeceğiz. Hayırdır ne oldu? Kimliklerinizi çıkarın lütfen. Bir şey geçti. Ha, dur şunu. Yavaş yavaş geri al. Dondurt ha. Palavra değilmiş. Ha, hüzneye doğru yaklaş. Patlamasına 1,5 saat var. Son dakika.
üstünde komutanım, gelişmesi. Televizyona bakar mısınız? Ankara'ya gitmekte olan Doğu Ekspresi'nde bomba olduğu ihbar edildi. Bizi sıkıştırdılar. Tamam. Gözlüğünüzü çıkarır mısınız? Kimlik görelim. Tamam, al. Üstünü arayacağım. Bir fotoğraf çekeyim ben. Bak bakayım bana bir. Tamam. Niye çekiyorsun? Arkadaşın kendisi Japondur. Her şeyi çeker. Ya kızım anlasana, adam genç işte ya. Takılıyor işte ya. Anam! Yakalandın. Şu an yakalandın. Şu an ellerimde sinezma. Seni kısıl kıvrak yakaladım. Seni şöyle gençten yakışıklı biri sordu. He? Biliyor musun? Kendisi doktormuş. Ben de doktor. Şurada yakında iki vagon arkada. He? Vızıla vızıl, vızıla vızıl, vız 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 vız. Daha bunları diğer karargaha gönder. Emredersiniz. Sicilleri hemen araştırılsın. Derhal komutanım. Tren kasabaya yaklaşıyor. İstasyonda duracak. Sakın durmasın, sakın. Hasan, istasyonu pas geç, pas geç. Şefim, istasyonda inecek binecek yolcular var. Hasan, bak. Ben bölge komutanı Tuğgeneral Osman Dinç. Tren yoluna devam etmeli. Bize bu konuda yardımcı ol. Ankara'ya gitmekte olan trene bomba ihbarı yapılmıştı. Trene bombayı Bingöl cezaevinden kaçan firarilerin koyduğu gelen heykel arasında. Ne olmuş? Hapisten kaçanlar trene bomba koymuş. Trende çok yolcu varmış. Alçak herif. Benim koyduğum torbayla kandırdılar askerleri. Asıl bombayı koymuşlar. Benim yüzümden Allah'ım. Tren niye durmadı acaba? İstasyonda bineceklerdi. Benim de akrabalarım binecekti. Ne oluyor böyle? Ne dedi? Ne? Trene bomba mı koymuşlar? Trene bomba koymuşlar. Trende bomba var. Panik yapmayın lütfen. Trende bomba var. Durun, tamam. Sakin tamam, sakin olun. Tamam, tamam, hayır. Panik geçin yapmayın. Yerlerinize, tamam. Lütfen yerlerinize. Sakin olun. Biz tamam, oturun yerinize. Lütfen sakin olun. Biz tamam. Güvenlik için buradayız. Ya, trende bomba var mı? Ya oturun, tamam. Hem alın ya. Ya. Şahin. Komutanım, yolcular telefonla trende bomba olduğunu öğrendiler. Ortalık karıştı. Yolcuları zor kontrol ediyoruz. Şahin, durumu kontrol altına aldın. Bir çare bulacağız, anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Tamam, dur dur abi, dur, sakin ol. Ben askerim, bir duyuru yapmam lazım. Mikrofon nerede? Ver. Eyvallah. Adım Şahin Bulut, askerim. Herkes dikkatlice beni dinlesin. Trende bir bomba var. Tren durduğu an ya da yolcu indirip bindirildiğinde patlayacak. Trendeki arkadaşlarımız gerekeni yapıyor. Siz sakın panik yapmayın. Ve lütfen bize yardımcı olun. Herkes yerinde sakin sakin olursun. Panik yapın, trenden inmeye çalışırsanız bir felakete sebep olursunuz. Lütfen sakin olup dediklerimi yapın. Yine trene bomba koymuşlar. Ben şimdi sorarım onlara. Hepsini geberteceğim. Sakin ol yavrum. Otur oğlum, otur. Yok bir şey kızım, korkma.
Seni arıyorlar değil mi kızım? Tuttuğun yol yol değildir, bilesin. Bak, burada bunca masum var. Bunca günahsız. Yazıktır. Bildiğin gibi değil ihtiyar. Göründüğü gibi değil. Her katilin bir sebebi vardır. Vardır da bu hakkın verdiği canı almaya yeter mi? Etme kızım. Vazgeç bu fikrinden. Ablacığım, abi. Siz de sakın bir yerde durayım demeyin. Durursanız içeride adamları var. Bombayı patlatırlar. Dikkat edin. Şey, komutanım, Şahin'i görecektim. Gel bacım, gel götüreyim. Ne kadar zamanımız kaldı? Bir saat kadar komutanım. Durumu genelkurmayla görüşmeniz gerekiyor komutanım. Bakan beyin bilgilendirilmesi lazım. Teröristlere boyun eğmeyeceğiz. Bir çare bulmak zorundayız. Komutanım ne yapacağız? Böyle uzaktan bakıp ahvah mı edeceğiz? Bilmiyorum Celil. Komutanım. Serdar abi, trende bomba varmış, doğru mu? Sen burada ne arıyorsun Dicle? Ya ben Şahin'e bakıyordum. Boşuna bekleme Şahin'i. Şahin trende. Ne? Olamaz. Şahısların belgeleri geliyor komutanım. Şahin, benim yüzümden ölecek. O demin eski karısını takip etme işini vermiştin ya başkan. Kurcalama şunu, yeter. Yeter. Ha, Naz'a. Kadının aldığı nefesi bilmek istiyorum. Kadın elinde evrak çantasıyla karargaha doğru gidiyor başkan. O çantada Demir'in sakladığı evraklar olmalı. O çantayı derhal kadından al. Generalin eline ulaşmamalı. Bu çantada ne var başkan? Sana ne be? Sana ne? Soru sorup durma. İşini yap, paranı al. Tamam tamam. İşe bak. Bir kapkaççı olmadığımız kalmıştı. Merhaba, bakar mısınız? Ben size bir adres soracağım. Buyur hanım kızım. Dinliyorum. Buradan giderken... Hırsız var! Yardım edin! İmdat! Yardım edin! Bu temiz. Bu da temiz. Komutanım, Bakan Bey'i aramalısınız. Serdar, bir şey buldunuz mu? Hayır komutanım, temizler. Bir de bu kız var komutanım. Bu kız da temiz komutanım. Örgüt yanlısı gösterilere katılmış. Sonra yakalanmış. Nezarete hastalanınca hastaneye yatırılmış. Kanser teşhisiyle uzun bir süre hastanede yatmış. Sonra sağlıklı raporuyla taburcu olmuş. Ama ikinci bir rapor verilmiş.
Kızın kanser olduğuna dair bir rapor. 3 aylık ömür biçilmiş. Ne iş komutanım? Allah'ım ben ne yapacağım? Ölecek Rahim benim yüzümden. Yakında görüşeceğiz yeğen. Allah korusun. Yarın sabah kara bir şey götüreceğim benim için. Yapamam. Hicle! Kampta tecavüz uğradığını, hamile kaldığını biliyorum. Timci öğrensin ister misin bunu ha? Koysun seni kapının önüne. Ne iftira atıyorsan at. Söyleyeceğim yine alçak herif. Ezma denilen kız ölüme mahkumsun diye kandırılmış. Ölümü bekleyen insandan her şey beklenir. Trendeki ajan o kız olabilir. Kızı sıkı sorguya alın Şahin. Emredersin komutanım. Serdar, bir şey mi bulduk? Komutanım, trendeki bir kızla sorun var. Çocuklar araştıracak. Komutanım, o Cemal haini telsizle. Bu sefer ne kıylı kal yumurtlayacaksın? Duyalım bakalım. Zaman daralıyor. Hükümet sözcüsü barış sürecini bitirme açıklaması. Yoksa tren patlayacak. Laf üzer bu. Sen o saray mağaranda otur. Bizim yapacak işimiz var. Serdar abi. Ne oldu Dicle? O trene bomba koyan alçakları tanıyorum ben. Biri Şivan'dır. Şivan'ı tanıyor musun? Hı hı. Dayım o benim. Nerede o şerefsiz biliyor musun bacım? O şeydi. Dağdaki eski çiftliktedir şimdi. O çiftliği biliyor musun kızım? Dicle. O çiftliği biliyor musun? Hı hı. Biliyorum Serdar abi. Hemen bizi oraya götür. Hadi. Hı hı. O şerefsizleri bulduk mu, trendeki ajanı da bulduk demektir. 1 saatimiz var komutanım. Bak, ya sen git teslim ol. Ya da ben gidip söyleyeceğim seni. Ya da bizi burada öldür. Ben masumların kanını akıtanları hoş göremem. Buraya kadar demek. Hayat, ne çare? Ölüm kapınızda artık. Çekil! Çekil, çekil! Ya neredeydi bu kız ya? Bırak! Bırak onu! Esas sen bırak! Canına mı susadın? Sen hepimizin canına kastederken kim kimin canına susuyor? Geberin lan! Bırak! Bırak dedim! Bırak dedemi, ne yapıyorsun? Ver! Yardım edin! Dedemi öldürdü! Yardım edin! Terörist kızı buldum! Tamam, tamam! Kadın burada! Peki. Bombacı kız bu! Durdurun şunu oğul! Tamam, dur ablacığım, dur! Bırak onu, hadi! Gelmeyin üstüme! Bir sakin ol! Bak, bir şey yapmıyorum. Gel şu elindekini bırak, hadi! Tamam, dur sen sakin ol, tamam mı? Bak, bak! Silah tutmuyorum, tamam mı? Ya hadi çıkın vagondan hemen, hemen çıkın, boşaltın burayı. Tamam hadi yenge, siz de çıkın dışarı. Hadi boşaltın, çıkın dışarı. Yaklaşma, treni patlatırım. Tamam, sakin ol bak. Tamam, sakin ol, bak bir şey yapmıyoruz, buradayız. Bak, sakın yapma. Geri basın lan, yoksa zamanından önce patlatırım bombayı. Ya kızım tamam, sen de delenmeye yer arıyorsun. İşte uzak duruyoruz. Kimse hiçbir şey yapmıyor, tamam mı? Sakin ol, lütfen sakin ol.
Zaman daralıyor. Daha var mı bacım? Az kaldı. Yaklaştık. Tamam tamam, bir şey yok, sakin ol. Şahin, durum ne? Ezma denen kız. Ajan o. Bombayı patlatmakla tehdit ediyor bizi. Şahin, ona raporu anlat. Bizi dinlemiyor ki komutanım. Tamam, telefonu ona ver. Komutan seninle konuşmak istiyor Ezma. Ne konuşacak benimle, yaklaşma. Tamam tamam, tamam durdum. Bak kızım, komutanın söyleyecekleri var sana, tamam mı? Dinle şunları akıllı akıllı. Şahin, ver şu telefonu. Hastalığınla ilgili gerçekleri anlatacak sana. Ya kızım tamam, hadi nazlanma artık, konuş. Bir telefonla konuşacaksın, basit. Ezma al, al geri çekileceğim hemen. Tamam. Ne var, ne istiyorsunuz? Örgüt seni kandırdı Ezma. Kanser değilsin. 3 aylık ömrün kaldığı falan hepsi yalan. Sahte rapor gösterdiler sana. Asıl siz yalan söylüyorsunuz. TC doktorları hasta etti beni. Esma, anlasana. Örgüte intihar bombacısı lazım. Onun için raporlarında oynadılar. Onlara biri lazımdı. Bu sen oldun. İçinde olduğum duruma bak Esma. Anlasana beni. Akıllı ol. Treni durdursunlar. Hayır. İnanmıyorum sana. Bitti bu iş. 10 dakika sonra bomba patlayacak. Hepimiz öleceğiz. Esma, sen bombayı patlatma. Hepinizi kurtaracağız. Tamam mı? Hepinizi kurtaracağız. Bekle. Ezma. Aha, doktor geldi. Sen ölmeyeceksin. Raporların sahte. Örgüt doktorları sahte rapor düzenlemeye zorladı. Yalan. Hepiniz yalan söylüyorsunuz. TC doktorları hasta etti beni. Beni siz kanser ettiniz. Ben de oradaydım. Yalan söylemiyorum. Bak, sen iyisin. Hasta değilsin, tamam mı? Kaçan teröristler güvenlik güçleri tarafından her yerde aranıyor. Konuyla ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Hele bak ulan, iyice şöhret olduk ha. Şu tren hele bir patlasın. Örgütte kahraman olacağız ha. Hele he. Bunun işi bitmiş ha. Ula bırak bırak, git de bir şey al, acıktık, bir şeyler getir ya. Şerefsiz herif. Şimdi Ezma ile konuşacaksın. Ona örgütün sahte rapor aldığını, kanser olmadığını söyleyeceksin. Hayır ulan. Söyleyeceksin lan. Hayır. Öldünüz lan siz. Öldünüz lan siz. Öldünüz. Ne demek lan? Bana bak. Konuşman için illa geçenki gibi bir iki kaburganı kırman mı lazım lan? Konuş lan! Lan iç! Beni tanırsın. Senin kanını var ya, damla damla akıtarak öldürürüm lan seni. Konuş lan! 10 dakika zamanım var lan. Sana 10 dakikada 10 kere ölümü yaşatırım lan ben. Zaman yok lan. Esma ile konuşacaksın. Konuşma Şivan! Konuşma! Onun bacağına sıktım. Senin diz kapağına sıkıyorum. Cezaevinde ömür boyu kötürüm olarak sürünürsün lan, hiç! Hayır ulan! Yapamazsınız. Siz eskersiniz. Ne askeri lan? Yüzbaşı eskisiyim ben. Tamam ulan tamam. Tamam konuşacağım.
Yani o raporlar yalandı. Kanser değilim. Ölmeyeceğim öyle mi? Doğrudur Ezma. Ya hadi artık. Her şey ortaya çıktı. Ne kadar çok seviyormuşsun melodramı. Bu hayımlığı niye yaptınız bana? Örgüte her zaman intihar bombacısı lazımdır. Bile bile ölüme yolladınız beni alçaklar. Kimse ölmesin. Treni durdurun. Bomba arkadaki vagonun altında. Tamam ver. Haydi haydi. Serdar abi treni durdursunlar hemen. Koşun la burada lanet şey. Oğlum 2 dakikada lan bu. Çabuk çöz onu Yavuz oğlan. Bombayı çözmek için yeterli zaman yok Şahin. Doktor, doktor bıçak. Bıçak ver çabuk. Yaz oğlan. Bak etrafta tuzaklar var gibi görünüyor. Dikkat et tamam mı? Oğlum bir sus ya bir sus. Ha, haydi. Yaz ola ne yaptın? Hadi hadi. Durdu. Of. Of. Ah. Doktor yardım et. Gel gel. Şahin at onu. Çabuk ol. Şahin al onu at. Çok mu merak ettin? Ben seni her zaman merak ederim Şahin. O yüzden evleniyorsun değil mi o? Neyse. Ya Yavuz olan var ya. Yürem. Ağzıma gelmiyor lan. Yavuz olan ya. Çok şükür. Canım benim. Seninle aynı acıları yaşamak istemiyorum Şahin. O yüzden Yusuf'la evleneceğim. Sen böyle karşımda daha ne kadar oturacaksın? Çalışamıyorum Hülya. Otobüsün kalkmasına az kaldı. Toparlan hadi. Gitmek istemiyorum Yusuf. Otelde bir oda tut bana. Yanında bir süre daha kalayım ne olur. Olmaz. Çocuk var, okulu var. Çocuk dedesinin yanında kalamaz. Anası olarak başında kalacaksın. Hemen dönüyorsun. Yusuf, babamla aram bozuk. Hala resmi nikah kıymadın bana. Çocuğu nüfusuna almadın. Yeter be, sus! Amma dırdır ettin. Ne olur yapma Yusuf. Kötü bir şey söylemedim ben. Ben de istiyorum sana resmi nikah kıymayı. Çocuğu nüfusuma almayı. Ailemle birlikte olmayı. Ama sen benim neler çektiğimi bilmiyorsun. Para kazanmak için buradayım.
Dengesi bozuk bir sürü insanla uğraşıyorum ben. Ne olur Aslı olmasın. Neyse aramayın. Sürpriz olsun. Şoför bu. Geldin mi? Tamam bekle, geliyoruz hemen. Hadi gidiyorsun. Gitmek istemiyorum Yusuf. Gideceksin lan. Ben ne diyorsam o olacak. Duydun mu beni? Hadi yürü, yürü. Zırlama be kadın. Yusuf beni dinle. Kes sesini. Otobüste yerini ayırttım. Az sonra kalkıyor. Doğru evine. Ama sözümü dinlemeyip gitmeyecek olursan huyumu biliyorsun. Kötü yakarım canını. Başımın belası. Yusuf. Aslı. Hoş geldin. İyi misin? İyiyim. Kimdi o kız? Çok kötü davranıyordun. Umutsuz bir hastam. Her geçen gün kötüye gidiyor zavallı. Zor gönderdim evine. Benim mesleğimin zor tarafları işte. Senin canın sıkılmış gibi, ne oldu? Ya istasyonda Şahin sana kötü davrandı. Ona üzüldüm. Ne malum lan bombayı senin taşımadın? Ya geç, ne yapıyorsun? Geç. Aç bacağını. Şahin seni kaybetmeyi azmedemiyor. Onun tedaviye ihtiyacı var. Bir yandan da garda uğraştı. Ne oldu ki? Firari teröristler trene bomba koymuşlar, haberin yok mu? Televizyonlar göstermiş. Yok. Hastalarla uğraşıyordum. Zamanın varsa bir yerde oturalım mı? Olur. Hadi. Tamam. Hadi. Aman kapıya dikkat edin. Kaldır, kaldır. Bittin lan sen. Bunun hesabını ödeteceğim ben sana. Senin ağzını burnunu bir ederim. Kafam. Kalk oğlum lan. Kalk. Lan dur. Geri durun. Geri durun, yakarım bu sürtü. Rahat. Rahat dur kız. Geri çekilin lan. Geri çekilin dedim. Aptallığı bırak. Buradan kuş olsan uçamazsın. O tabancadaki mermileri tek tek yedireceğim lan sana. Dicle sakin. Bir şey yapamaz. Sakin ol. Yapar mıyım yapmaz mıyım? Kan içinde önünüze düşünce görürsünüz. Açın lan kapıyı. Çekilin lan siz de. Ne oluyor ya burada? Sen de arabanın anahtarlarını ver lan. Anahtar arabada ya, gerizekalı. Kızı rehin almış. Şival kızı bırak. Bize boşuna kan akıttırma. Geri dur lan. Aç kız kapıyı. Aç. Şahin bir şey yap ne olur, öldürecek beni. Öldürecek beni, ne olur bırakma beni. Korkma Dicle. Bırakmayacağım seni, korkma. Aşka bak be. Amma büyükmüş ha. Lan sen. Bütün mermileri yedireceğim lan sana. İç. Celil. Celil. Ulan ne düşünüyorum ki sanki? Sıksam kafasına, gebertsem şunu. Alın götürün şunu. Bir şeyin yok ya kızım. Sağ ol. Aferin delikanlı. Gözü karaymışsın.
Yaptığınız hizmetleri tek tek genel kurmaya rapor ediyorum. Yakında müspet bir netice bekliyorum evladım. Sen ekibini toparla, benden haber bekle. Hayırlısı neyse oğlum. Ha Serdar. Bu arada Yasemin'in annesi kapkaç kurbanı olmuş. İfadesini almışlar. Şimdi benim odamda. Seni bekliyor. Bir gör istersen. Emredersiniz komutanım. Sağ ol Şahin. Benim için kendini tehlikeye attın. Önemli değil. Benim durumum ne olacak şimdi? Beni zorlayıp koydurdular o bombayı. Sen o alçakları yakalattın bize Dicle. Ya Dicle, kafaya taktığın şeye bak. Benim var ya, zamanında yaptığın pislikleri duysan buradan köye yol olur ki aman. Haydi. Hadi bakayım. Geçmiş olsun Ayşe Hanım. Sağ ol. Geçmiş olsun. Çantada önemli bir şey var mıydı? Yasemin hastanede bekledi seni. Gelmeyince... Ayşe Hanım, çok şey oldu. Gelemedim. İlçeden gitmeden önce baba evine gittik. Alacak bazı şeyler vardı. Evde babasının kasasında bazı gizli evrağı buldu. Ve acil olarak getirmemi istedi. Neydi o evrak Ayşe Hanım? O çantadakiler senin ve Sungurların geleceğiydi Serdar. Devrimci halk savaşımıza karşı direnen ve çocuklarını devrimci gerilaya vermeyip işgalci TC ordusuna asker veren asimile olmuş faşizan işbirlikçilerin devrim yasalarına göre infazına karar verilmiştir. Ateş! Ulan bunlar iyice savaş moduna geçtiler. Harbi savaşa hazırlanıyorlar ha. İşe bak, devrim yasaları. Amma büyük laf ha. Cemal Başkan orada. Kaldırınlar şunları. Barış sürecini bitirmek için trene bomba koyan cezaevi firarileri yakalandı. Trendeki bombanın güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı. Güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ediyor. Emrat Başkan. Bana bak lan Botan. TC Şivan'ı aldı. Şivan'ı askerin elinden alacaksınız lan. Bana bak, mazeret falan dinlemem. Bu işi yapamazsan kafana sık. Beni bu zahmete kurtar. Her şey hazır. Gerekli yerlere silah yığınakları yapıldı. Ülkeye yığınla ajan sokuldu. Sonuç ne? Hiç. Dört parçalı Kürt devletini kurma projesine Türkiye dahil edilmiyor. Adamlar bütün planlarımızı bozuyor. Bana bak. Tren olayı işin küçük bir parçası. Büyük projemize karşı çıkan ya da bize destek vermeyen içimizdeki hainler devrim yasaları gereğince cezalandırılmaya başlandı. Göreceksiniz. Eylemlere daha yok. Daha acımasızca devam edeceğiz. Seçme savaşçılar istiyorum. Sınırdan geçireceksiniz. Gizli bir kamp kuracaksınız. Devletle işbirliği içindeki Müslüman Kürtleri temizleyeceğiz. Cemal Başkan. Gel. Bu Persliler de demir attı buraya ha. Demir'in karısındaki çanta Cemal Başkan. Cemal
çantada bu kadar para edecek ne var merak ettim. Bu çantada Sungurların mezarı var. Bu tren meselesini de onlar çözmüş diye duydum. Şivan'la Doktor Orhan'ı almışlar. La ben de TC'ye adam kaptıracak göz var mı? Bugünkü gündemi ben belirleyeceğim. Az sabret. Kazamaza yapmayalım. Emredersiniz komutanım. Dur şurada. Çantada bizimle ilgili ne varmış komutanım? Sungurları bitirmek için hazırlanmış düzmece evrak ve CD'ler. Yani o çanta generale ulaşsaydı orduya dönmüştünüz. Evet koçum. Ya baka eğer öyleyse bu iş adi bir kapkaç işi değil. Eğer çantayı çalan kadınsa benim aklıma sadece Naza yılanı geliyor. Fakat öyleyse onu var ya onu ilçenin meydanında vallahi salandırmamız şart. Sıradan bir kapkaççı işi de olabilir. İlçede bu işi yapabilecek herkesi topluyorlar. Elbet bulacağız o çantayı. Serdar abi, bir baksanız iyi olur. Ne oldu kız? Ne var? Trene bomba koyanlardan Bingöl cezaevi firarisi, Şivan Kod adlı Ekrem Taş'ı cezaevine nakleden askeri araca yolda pusu kuruldu sayın seyirciler. Saldırıda 3 asker şehit oldu. Bir asker ağır yaralandı. Gelen haberlere göre Şivan Kod adlı komutanım, Ender Taş'ın bırakacaktınız şu ayını kafasına sıkacak. Celil, boş boş konuşma. Aga ne oldu, gidiyor mu ya? Şahin, sen şu kıza sahip çık. Tamam, bu ayını ne yapacağı belli olmaz. Hadi Recep, gidiyoruz, gel benimle. Ya bir şeyler yeseydiniz çocuklar. Sağ ol Zelal abla. Hadi. Vallahi kötü oldu ha. Ya zaten berbat durumdayız. Şahin'in aslı ayrıldı. Celil Allah rahmet eylesin karısını kaybetti. Oğlunu kaybetti. E aga desen aga sevdiğini bulmuştu. Daha yeni bulmuştu, o da kaybetti. Sanki her şey yerli yerinde, bir de başımıza eksikti Şivan çıktı. Ya. Gerçekten iyice dağıldık ha. Yürü kız. Haydi. Diyardan diyara da sürme.
Yasemin başka yeri tayinini istedi. Buraya bir daha dönmeyecekmiş. Anlıyorum aşağıda. Ötünce hatırla da yar beni. Ötünce hatırla da yar Serdar. Sen ne arıyorsun burada Nazar? Sakin ol. Sana bir hediye getirdim Serdar. Ne zırvalıyorsun Nazar? Bu çantada senin orduya geri dönüş vizen var Serdar. Ayşe Hanım'dan çalınan çanta mı bu? O çanta Cemal'e ulaştı. Onun içinde fotokopiler var. Bundaysa gerçek belgeler. Çantayı sen çaldın. Şanslısın ki ben çaldım. Ki bu işi bana verdi. Sana üniforma çok yakışıyor. Seni hep böyle beğenmişimdir. Esas duruş! Ateşten sileriz, sağ, dön! Bize. Kor kesilip gitmiştir, gelenler semtimize. Sararmıştır denizler, yüzümüzü gör. Sungurlar kimi, bir subay, biraz subay, 9 uzman çavuş bize ve 2 sivil uzmanla emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Merhaba asker. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Sungurlar bu karargahın gururudur Serdar. Sizi özlemiştik. Hoş geldiniz. Albayım. Sağ olun komutanım. Gelin. Sağ ol. Ruhlarına azarız, onlar bilirler bizi. Sağ ol. Sağ ol. Yarıştık, tanırlar hepimizi. Sağ ol. Sağ ol komutan. Ruhlarına azarız, çok sağ ol, çok sağ ol. Maşallah, maşallah. Şu güzelliğe bak ya. Sağ ol. Şimşeklerle yarıştık, sağ ol. Tanırlar hepimizi. Yüzbaşım. Sınır hattında devreye gezen insansız hava araçlarımız kalabalık bir terörist grubunun sınırımıza yaklaşmakta olduğunu tespit etti. Her an göreve çıkmaya hazır olun. Emredersiniz komutanım. Cezaevine nakledilirken yolda pusu kurularak kaçırılan Şivan Kod adlı ender taşı arama çalışmaları devam ediyor. Başkanım, ben... Ulan soyu! Ulan köpek eri! Ulan rezil ettiniz bizi ulan! Ulan, ulan... Bir bombayı patlatamadınız ulan! Ulan, ulan siz ne işe yarattınız lan? He? He? Cemal'in duayı! He? Ulan sen niyeti verenlerdendin değil mi? Doğrudur başkan. Git ulan. Grup komutanlığına indirdim seni. Ulan git köyündeki pisliği temizle. Bana bak ulan iyi dinle. Bu var ya. Aha bu. Köyüne gidelim. Götürün bunu grubunun yanına. Senin köyünde birileri devrim yasalarına karşı geliyor. Git de yasalara uykula. Bu senin son şansın. Son şansın. Yürü. Hadi.
Bu köy senin köyünmüş ha Şivan. Tren işinde çuvalladın. Bu işi becerebilecek misin bari? Hani köy senin ya. Duygusallık falan olur. Kim bilir? Bana bak Bersin. Ben anam da olsa acımam. Hala anlamadınız mı? Kendi devletimizi kuruyoruz. Örgüt yeniden yapılanıyor. En az 50.000 savaşçı gerek. E siz çocuk vermediniz. Örgüt de devrim yasaları gereği cezayı kesti. E onu da ödemediniz. Bizde o para ne gezer Oktay? Sen bilmiyor musun? Aklısı başınıza devşirin cinolar. Bu işin şakası yok. Ben köy komitesi başkanı olarak ancak bu kadar durdurabildim. Daha da durduramam. Yasalar ne diyorsa o. Köy komitesi başkanıymış. Şuna düpedüz eşkıyaların yardakçısıyım desene Oktay. Siz de şunu anlayın. Bizde örgüte verilecek para da yok, çocuk da yok. Ben ne komitenizi tanırım ne de devrim yasalarını. Git bunu böyle söyle. Ben de günah kettim. Devam et Oktay. Çok sıkıştırdım ama bu sizin emmiler cezayı ödemiyorlar. Manyak mı lan bunlar? Neye güveniyorlar? Yapabilecek misin Şivan? Hani emmine ceza kesemezsen eğer bilelim. Ben emmi dinlemem Persli. Gece köye iniyoruz. Bu var. Oradan da onlar gelse. Tamam. İyidir. Dayın kaçmış ha? Sen bilirsin. Aslı. Nereye girdi? Söylesene bize. Ben nereden bileyim? Bilirsin sen bilirsin. Ya versene şunu. Ay. Yahu acaba siz burada ne yapıyorsunuz? Niye çekiştiriyorsunuz? Çekiştirmeye bıraksanıza! Yahu kızlar zaten dükkanda olan taban hep içini neredeyse ben kırdım. Bırakın şunu! Bırak! Doktor, kim geliyor ya? Bu ziyafet kime? Ağa gelecek. Dedi ki muhteşem dedi bir dedi masa kurun dedi. Çünkü dedi Tim'in dedi dönüşünü kutlayacağız dedi. He? Bir tane de misafir gelecek. Misafir. Ahşun'un dayısıdır belki. Ah. Ne demeye getiriyorsun? Benim dayımla bir işim yok. Belki de içimize sızan bir ajansın. Haberler alıp dağa ulaştırıyorsundur ha? Ya Aslı. Dicle'yi rahat bırak. O da en az senin kadar vatanını seviyor. Yeter. Ya... Niye uzatıyorsunuz? Yaz oğlan sen bari şunlara bir şey de kadınların dilinden anlamıyor musunuz? Sen anlamıyor musun Celil? Savaş çıkacak şimdi. İyi akşamlar. Bu kim be? E işte bu Naz'a görmüyor musunuz? Ne işi var lan bunun burada? Ağır ol. Sakin ol. Naz'a sayesinde Tim'e geri döndük. Naz'a değil bu ya. Hele şuna iyi bir bakın ya. Abooo lay. Naz'a kadın mıydı ya? Ben onu şey sanırdım ha. Terminator. Kanakan. Bir gün aynı yerde buluşacağımız kimin aklına gelirdi? Evet,
Gerçekten şu an aklıma mukayyet olamıyorum. Aklım da kafamdan çıkıyor. Ah tuttum geri geldi. Otursana Nazan. Hadi, hadi otur sen de. Şu ikisinin yemeğine zehir koyalım. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş geldin Naz'a. Hoş bulduk Serdar. Oturun arkadaşlar. Doktor, yemeğe başlayalım. Aga emredersin. Hemen servise başlayalım hanımefendi. Arkadaşlar, herkesin telsizi açık olsun. Her an çağırabilirler. Emredersiniz komutanım. Bir şey olmasın. Bu gece bozulmasın ya. Yemeği niye soğutma? Zeral bacım, ellerine sağlık. Yemekler çok güzel olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun. Naz'a, Cemal Alçağı Celil'in oğlunu nerede tutuyor öğrenmemiz lazım. Elimden geleni yaparım Serdar. Yağcı kadın. Serdar abiye nasıl bakıyor? Tam bir yılan bu ya. Serdar abi. Şu Şivan diyorum. Tekrar bulunca kafasına sıksak ha? Geberip gitse. Gerçi Dicle çok üzülür. Ne de olsa dayısı. Aslı bak. Anka bir yuva. Anka bir yuva. Anka bir dinlemede devam et yuva. Yediveren köyüne terörist saldırısı olmuş. Bir aileyi katletmişler. Derhal çıkıyorsunuz. Alındı anlaşıldı yuva. Sungurlar gibi. Çıkıyoruz. Tamam ben hemen hazırlanıp geliyorum. Yemekler kaldı. Kusura bakmanıza. Başka zaman. Serdar abi. Yediveren benim köyümdür.
Ben de gelsem. Belki bir yardımım olur. Oradakileri tanırım ben. Olur. Tamam Dicle, gel. Şahin, Dicle'ye sahip ol. Abi dursun durduğu yerde ya. Ne işi var bizimle? Şahin. Allah Allah. Dicle yanımdan ayrıldı. Cemal yeni eylemler peşinde. İşler kızışıyor. Celil, nerede bu köy? Yaklaştık komutanım. Dicle, baban terörist değil mi? Dayın da terörist. Siz de meslek olmuş bu duruma. Aldırma. Çoban! Neredesin çoban? La kundi çoban! La bak sürüyü alıp gidiyoruz bak, oğlağı tuttum bak, oğlağı götürüyorum bak! Çık ortaya, götürüyorum bak ha! Nerede lan bu? Hop 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 dedik asker! Asker! Ya hop hop dursanıza. Ne oluyor be? Ne ateş ediyorsunuz? Çoban sen misin? Ha? Ya oğlum sana diyor sana. Sağır mısın acaba sen? Sağır değilim. Ayrıca erkek de değilim, tamam mı? Tamam. Gözlerin körse git numaralı gözlük al. Öyle olur olmaz laf konuşma. Ya gerçekten bir şey söylüyorum. Çirkeflik konusunda kendisi ama muhteşem zeka konusunda kesinlikle değil. Çirkeflik konusunda benim bir değişik versiyonum. Kordon, ben deliği gördüğümü anlarım. Değneğimi saklıyorum. Ben bu oyunda yokum. Aha bu kıza sen ne diyeceksen kendi söyle. Sen kimsin? Hayda, al biri daha. Çobanım görmüyor musun? Senin de mi gözlerinde sorun var? Böyle müzik dinleyip kitap okuyan çoban da ilk defa görüyoruz. Ne o? Çoban kısmı müzik dinleyip kitap okuyamaz mı? Yakıştıramadın mı asker? Kızım, asker değil o. Yüzbaşı, komutan. Bana ne be? Fazladan yıldızları var. Ne değişiyor ki? Asker işte. Ya aga bir şey demek istiyorum şu anda. Yani bu kız beni cebinden çıkartma ihtimaline sahip. Havin? Sen misin kız? Dicle? Senin ne işin var bu körlerle? Sen dağda değil miydin? Kaçtım. Sen ne ediyorsun? Okul bitti mi bari? Bitti. Havin, adın güzelmiş. Hadi kızım hadi. Şu koyunları çek de işimize bakalım. Hadi. Hadi dağılın bakalım. Yoksa askerler tutuklar sizi. Çok kızmışlar baksanıza. Şu anda bütün mevzuyu çözdüm.
Bu kız benim anamın akıl hastanesinden kesin olarak o da arkadaşı. Çünkü anamda da aynen böyle anlaşılmaz tavırlar, hareketler vardı. Bu oyun gezdirirken müzik dinliyor, anam da zamanında koltuğun altında gramofonla koyunlara müzik dinletirmiş. Hadi arkadaşlar araçlara. Şimdi köy karışacak. Komutanım, komutanımız içeride. Tamam. Komutanım. Çoluk çocuk bebek demeden bütün aileyi katletmişler komutanım. Sebep ne? Köylü söz birliği etmişçesine konuşmuyor. Teröristlerin neden saldırdığını öğrenemedik. Ortada tek bir köylü bile yok. Ölenlerin akrabaları yok mu? Var. Ama korkudan ortaya çıkmıyorlar. İyi de oğlum. Bu cenazelere kim sahip çıkacak? Kimse sahip çıkmıyor komutanım. Nasıl bir iş bu be? Köy örgüt tarafından sindirilmiş. Köyü örgütün köy komitesi başkanı Oktay idare ediyor. Ne zaman buraya yolumuz düşse her türlü nefreti kusar bize. Örgüte destek olmak görevimizdir. Çocuklarını vermeyen para verecektir. Vermeyenin sonu aha cinolar gibi olur. Ya çocuk vereceksin. Sen sürünün başına git. Olur abla. Veremiyorsanız para vereceksiniz. Örgüt mutlaka desteklenecek. Gene köylüyü korkutuyor. Komutan, ne olur köyü bırakıp gitmeyin. Cinolara olan bize de olacak. Canımız çocuklarımız tehlikededir komutan. Kim katletti o aileyi? Bilmiyoruz komutan. Murat ağam, bildiğin varsa diyesin. Bak bu askerler yardım için buradalar. Sen git onu dayına anlat. Yürü hanım. Ya aga, eğer bana soracak olursan benim muhteşem derecedeki keskin koku algılarım diyor ki bu köy buram buram korku kokuyor. Ben bu köyün komite başkanıyım. Gece askerini burada istemiyoruz. Özgürlüğümüzü istiyoruz. Gece askeri defolup gitsin. Ağır ol lan, çapsız eşek. Dicle kız. Sen gece askeriyle ne edersin? Aşan mısın sen kız? Köylüyü rahat bırak artık. Yeter çektirdiklerin. Asker de, işbirlikçi ajanları da defolup gitsin. Özgürlüğümüzü istiyoruz. Kürdistan'ı kurmak istiyoruz. Şş, bana bak lan bana, çapsız eşek. Senin sürtüne semeri vurur, şu dağa sürerim lan. Kafamı bozma lan. Sakin ol Celil. Beni tutuklamaya mı geldiniz? Tutuklayamazsınız. Barış süreci biter. Tamam mısın lan sen? Senin gibi bir çulsuzu ne diye tutuklayayım lan? He? Ne olur söyleyin. Bakın susarsanız bitmez bu iş.
Esker yardım etmek için geldim. Bunlar sizin kapı komşunuzdu. Camiye beraber gider, cenazeyi beraber taşırdınız. Şimdi bu yaptığınız komşuluğa sığar mı? He? Eğer bugün konuşmazsanız, yarın aynı olay sizin başınıza gelir. Ahmet ağam, bir şeyler de hele. Sen görmüşsündür. Mahmut abi, senin oğlunu bu caniler vurdu. Sen bari bir şey söyle. Daha dün baban alıyordu çocukları. Şimdi dayın götürüyor. Sen ne diyorsun kızım? Get işine hadi. Dayın burada mı ki? O aile çocuklarını örgüte vermedi. Onun için öldürüldüler. Sağ ol abim. Erkek gibi kız. Bu erkeğim diye geçinenler sana bakıp utansın. Bu ailenin katilleri bulununcaya kadar bu köyden gitmiyoruz. Sizi barındıracak yerimiz yoktur. Biz kalacak yer buluruz. Baba! Ahırda! Ne oldu abi? Ne bu telaş? Gir bakalım şuraya. Baba. Köye asker geldi baba. Yanlarında Dicle de var. Demek söylenenler doğruymuş. Teslim oldu demişlerdi. Asker cinoları katleden teröristleri buluncaya kadar köyden gitmeyecekmiş. Gök karışacak desene. Çok asker geldi bu köye. Oktay türlü hayırlıklar yaptı, askere kaçırdı. Bu askerleri de barındırmaz köyde. Doğru dersin Canan bacı. Bu asker de gidecek. Abin kız, sen dilini tut yoksa kötü olacak ha. Oktay, bizle uğraşma. Derdin ne kızla? Asker cinoları niye katledildiğini sordu. Bir Allah'ın kulu bir şey söylemedi. Ben anlattım. Mürekkep yaladın diye ukalalık yapma. Asker gidecek. Yine baş başa kalacağız. Biliyorsun, bu köyde devletin değil, benim dediğim olur. Yapma, yapma böyle kız. Asker gidecek, bu uğursuzlarla yine biz kalacağız. Bu askerler başka baba, bunlar timci. Hele bir yüzbaşı var başlarında, çok yaman adam. Anam, çok ağır bu. Haydi bakalım. Ne yapıyorsun sen? Bunlar cephane. Boyundan büyük işlere karışma sen. Ya sen niye ikide birde bu kızla uğraşıyorsun? He? Şahin, burada evcilik oynamıyoruz. Aslı, tepemin tasını attırma bak. Atarsa ne olur? Şşt! Alo çocuklar, ayrılın. La oğlum, oradan ağa bakıyor. Zaten var ya, time yeni kavuştuk. Sizin böyle didiştiğinizi görürse kafanızı ısırır. Hadi. Adama bak ya. Dicle. Sen Aslı'yı aldırma. Tamam mı? Hı hı. Katliamı yapanlar köylünün içinden de olabilir.
Köylü sindirilmiş. Çok korkuyorlar. Bu köyü örgüte teslim edip dönemeyiz. O katilleri bulmak için kalmak istiyoruz komutanım. Kalın Serdar. Havadaki kuşlar çakal sürüsünü kaybetti. Köye yakın dağlarda olma ihtimali var. Dikkatli olun. Anlaşıldı komutanım. General haklı olabilir komutanım. Ellerim acayip kaşınıyor. Bu dağlarda kesin teröristler var. İyi ya Celil. Dağ bizim, ova bizim. Gider icaplarına bakarız. Çökün lan çökün. Görüntü vermeyin. Adamlar burayı tarıyor. Oktay. Timciler buraya kamp kuruyorlar. Görüyorum Şivan komutan. Emirlerin katillerini bulmadan gitmeyeceklermiş. Başlarındaki komutan da çok dişli çıktı ha. Dişini sökerim lan onun. İki adamla köye iniyorum. Hazır ol. Tamam Şivan komutan. Hadi 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 hadi. Doktor, akşam için kumanyamız var mı? Aha, bir şeyler var ama bu canavarlara yetmez ki. Ben gidip köyde bir dolaşayım. Belki bir şeyler bulurum. Tamam aga. Celil. Emredin komutanım. Sen timin başında dur. Emredersiniz komutanım. Şahin, Dicle. Hadi, köye iniyoruz. Allah'ım ya Rabbim ya. Yapıştı resmen. Ne yapıyorsun burada? Ne var? Hiç fotoğraf çeken görmedin mi? Versene makinemi asker! Asker versene makinemi! Komutanım! Bozacaksın! Ne oluyor be? Ne oluyor çoban? Ha? Asker makinemi aldı. Fotoğraflarımızı çekiyordu komutanım. Sen git. Bu ne çoban? Ya asker kurcalama, hassas alet o. Çoban. Ya sen bize fotoğraf sergisi mi açacaksın hayırdır? Sen ne ayaksın ha? Örgüte mi çalışıyorsun? Ajan mısın sen? Nesin sen? Ne ajanı be asker? Hayal gücünüz amma geniş ha. Ben bu işin okulunda okudum. Okulunda okumuş. Ne yaptın kız? Koyunlarla beraber mi okudun acaba? Makineni alıyorum, seni de tutukluyorum. Komutan gelince ifadeni alır. Yok ya. Makinemi kimseye kaptırmam. Ay, gel kız buraya. Dikkatli olun, tuzak olabilir. Çoban dur, beni alacak bak. Celil. Ne oluyor? Komutanım, bu çoban kız gizli saklı timin fotoğraflarını çekerken yakalandı. Allah bu kız çoban falan değil ya. Bu kız var ya, çoban ayağına yatan örgüt ajanı. Atlayın araca, şu kızı bulalım. Ağlama kızım. Bana ajansın dedi ana. Canım kızım. Yanlış anlamışlar seni. Ben komutanla konuşurum. Ah.
bulmuşlar burayı. Geliyorlar. Korkma kızım. Alın. Ana, bir fotoğraf çektim, orduyla geldiler. Makinemi alacaklar benden. Dünyada vermem. Ben kaçıyorum. Nereye kızım? Dağ. Makinemi saklayacağım. Hoş geldiniz komutan. Ben Havi'nin babası Seyit. Bu da anası Cane. Havin gelsin. Bir yanlış anlamı olmuş komutan. Kızın gizli saklı Tim'in fotoğraflarını çekti. Örgütle bağlantısı mı var bu kızın? Böyle demeyin komutan. Üzülürüm. Havi'nin anası babası da komşumuzdu. Terörist saldırısında öldüler. Aha, Dicle bilir. Değil mi kızım? Biz Havi'ni kundakta aldık. Evladımız oldu. Havi'nin asla örgüt yanlısı olamaz komutan. Dicle bir şey desene kızım. Doğru derler Serdar abi. Gel komutan, bir şey göstereceğim. İşte böyle. Havin kız her gördüğünü çeker. Size bir kastı yoktur komutan. Anlamam ben Oktay. Bütün köyü yıkarım. O askerler buradan defolup gidecek. Bunlar başkadır Şivan. Adları bile değişik. Sungurlar mıymış neymiş? Yanlarında da Dicle vardır yeğenin. Yol gösterir onlara. Sungurlar ha? İşte şimdi bitirdim sizi. Ne yapacağınızı biliyorsunuz lan. Dikkat edin. Bunlar bildiğiniz askerlere benzemez. İşi sıkı tutun ha. Şunları götürün Tim'e. Kampa bizi sokarlar mı? Yemek götüren iyi yürekli köylülersiniz. Asker iyi karşılar sizi. Komutanlara iyice yaklaşın, sıkın kafalarını. Gözleri çok güzel ya. Nasıl? Yakışıklı değil mi beyaz? Ama çok sert. Böyle bir bakıyor, insanın içi titriyor. Yine de çok yakışıklı. Ben niye böyle oldum Allah'ım? Serdar abi, salata da hazır, buyur hadi. Önce çocuklar yesin. Nöbetçiler de yedikten sonra yerim ben. Hala görevdeyiz. Yok yok, sen merak etme. Afiyet olsun. Sağ ol canım. Tamam tamam, gideriz. Gelir. Bunların arası da iyice açıldı. Gelir. Emredin komutanım. İyi misin kurcuğum? Komutanım. Zeynep. Oğlum. Aklımdan bir türlü çıkmıyor. Allah'ın izniyle o alçak Cemal'den geri alacağız oğlunu. Sen gönlünü ferah tut koçum. Havin! Ne yapıyorsun burada sen? Ödümü kopardın ya. Dicle! Askerler hala arıyorlar mı beni? Benim adıma bir pazarlık yapsana sen.
Konuştu onlar babanla. Sorun yok. Gel. Oh, Allah'ım çok şükür. Dur. Dur dedim. Ne oluyor? Bakıyorum komutan. Hayırdır? Size yemek getirdik komutan. Öyle aç bir ilaç kaldınız burada. Komutanım, yemek getirmişler. Ya kordon dostum, buraya getir ya. Bunlar var ya hepsi aç. Silahlı kuvvetlerin erzağını tükettiler. Bir barbunyamız kalmadı ya. Celil, getirsinler. Biz de onlara çay ikram edelim. Buyurun. İş. Kim bunlar abi? Çıkaramadım ben. Bizim köyden değil bunlar. Dicle. Bunlar dağdakiler kız. Tuzak bu. Sen kaybol. Çatışma çıkabilir. Buyurun. Şahin, bu adamlar köyden değil. Dikkat! Ne demek olmadı lan? Ulan bir dakika başınızdan ayrıldım, işleri berbat ettiniz. Ya senin yeğenin işi bozu işi var. O tane zekirli olayı. Seni uyaran da o oldu. Ulan sürtük. Ulan sürtük. Şivan. Köy atsızlar. Topyekun saldıralım. Ha. Saldırırsınız. Saldırın da canınızı okusunlar. Başkan. La siz ne halt ediyorsunuz ha? Ha? Başkanım bu köydekiler... Bilin lan! Bunlar bölgede bize kan kusuran sungurlar. Biri var ya biri sizin yüzünüze bedel. Ama anlamadım. Nasıl olduysa orduya geri dönmüşler. Bana bak lan. Bu baş belalarını bölüp, dağıtıp... ...tek tek avlamak lazım. Sabah... Dediğim gibi yapacaksınız. Tamam lan. He? Tamam başkan. Haydi oğlum, haydi. Nöbetçi bunların başından ayrılmasın. Kendilerine geldiklerinde de sorguya alın. Bu şerefsizlerin devamı nerede öğrenmeliyiz? Emredersiniz komutanım. Komutanlar hedefte, Şivan komutan. Bekle lan askerler gitsin. Sefer, hazır mısınız lan? Hazır Şivan komutan. Maho, hazır mısınız? Tetikteyiz komutan. Hele bir gelsinler. Şu dağları kontrol edelim Celil. Emredersiniz komutanım. Celil. Komutanım, Karas komutanım. Mevzilen durma. Doktor, yaralı var doktor. Tamam ağa. Gel sen benimle. Yardım edin lan. Yardım edin, çabuk! Hemen sağlık çantasını getir. Ateş etmeyin çocuklar. Menzil dışındalar.
Lan! Araçla biri var, kaçırmayın onu. Şahin, koçum iş sende. Tamam komutanım. Ulan. Çıkmamı bekliyor şerefsiz. Bismillah. Saklanamamışsınız bir. 52 kalibrenin tadına bak bakalım. Bismillah. Komutanım, biri tamam. Komutanım, bizi dağa çekmek istiyorlar. İyi. Şerefsizleri aramaktan kurtulduk. 3 grup halinde çıkalım. Komutanım, bu aynı geçen seneki Huramidere'deki çatışmaya benziyor. Bunların niyeti bizi bölmek. Celil, o zaman istediklerini verelim. Daha rahat hareket etsinler. Emredersiniz komutanım. Unsur komutanları, ayrı ayrı çıkıyoruz. Hadi beyler çıkıyoruz. İstediğimiz oldu. Bölünerek geliyorlar. Sen oyalan şunları. Kalkın lan kalkın. Çabuk yürüyün. Yürüyün. Çatışma var. Teröristler askerlere saldırmış olmalı. Bunu hayatta kaçıramam. Nereye kızım? Kızım nereye? Fotoğraf çekeceğim ana. Nereye kızım? Kızım. Kızım gitme. Hazır ol lan. Şuraya bir bakalım. Murat Cemal Başkan. Bana bak. Asker burada. Babası da aralarında. O bebek seni unutma. Bak bir tarafında belirgin bir şey varsa hemen çıkart. Tamam başkan. Asker geliyor. Buyur komutan, hoş gelmişsin. Sizden başka kimse var mı? Yok komutan. Kimse yok komutanım. Bunlar ikiz mi? Değildir. Bunlar hemen hemen aynı yaşta. Komutanım, kardeşimin bebesidir. Koçum, bir şey var mı? Mustafa ha? Önemsiz komutanım. Bacağımı sıyırdı. Ha.
Mustafa, siz burada kalın. Beni koruyun. Emredersiniz komutanım. Gebertin lan şunları! Lan Muru, Taco! Çevirin lan şunları! At silahı, at! At lan! At silahı! Bırak lan silahı diyorum! Dön! Dostum, az kalsın geliyordum ha. Geber lan!